Sayın Apostol Başarı Köse'ye davet ediyorum. Doğunun ve Batının sahibi, Türk'ün, Arap'ın, Kürt'ün, Acem'in Rabbi, kainatın ve bütün mükemmelatın halifi olan Yüce Allah'ın kulları, aziz Müslümanlar. Hepinize en içten, en kalbi için duvarını selamlarım. Allah'ın selamını rahmeti, bereketi, rahmeti, bizim üzerimiz. Bugün burada, bu güzel şehirde, Anadolu topraklarının, Mezopotamya topraklarının tabiri caizse kültür bakımından bir incisi, bir mercanı mesabesinde olan bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmaktan, yeniden bir açık hava müzesi gibi insanı içine çeken Mardin'in sokaklarında dolaşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 17 Mart'taki kongreden sonra tesadüfen biz de bugünkü ilk il danışma meclisi toplantınızda sizlerle birlikte oluyoruz. Öncelikle bu aziz davaya emeği geçen bütün insanlar, sadece AK Parti çatısı altında değil, çok partili siyasi hayatımız boyunca millet yanında mücadele eden, demokrasi bayrağını daha yukarılara taşımak için mücadele eden, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi için gayret sarf eden bütün dostlarımızı, bütün arkadaşlarımızı, onların arasından ebediyete intikal edenleri rahmetle anarak bir kere daha burada hatırlıyoruz. AK Parti çatısı altında da bu mücadeleye emek veren, güç veren, omuz veren ister kadın kollarımızdan, ister gençlik kollarımızdan, ister ana kademe yöneticilerinden bütün şimdiye kadar görev almış arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu kongreyle birlikte iş başına gelen başta il başkanımız Nihat Bey olmak üzere seçilen bütün arkadaşlarımıza da yeni dönemdeki çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum. Önümüzde 2019 ya da önümüzdeki seçimler dolayısıyla olan sürenin son derece önemli olduğunu, Türkiye'nin bundan sonraki alacağı yolun gideceği mesafenin tayin edilmesi bakımından belirleyici bir özellik taşıdığını her birimiz biliyorsunuz. Bunları bir kez daha gözden geçirmek için parti çalışmalarımızı, özellikle il danışma meclisi toplantılarımızın, ilçe danışma meclisi toplantılarımızın da çok önemli bir fırsat olarak istifade edilmesi, yararlanılması gereken platformlar olduğunu ifade etmek isterim. Burada bir araya gelerek hem motivasyonumuzu artıracağız, hem nereden geldiğimizi ve nereye gitmekte olduğumuzu bir kere daha hatırlayacağız. Hem varsa eksiklerimizi, noksanlarımızı tamamlayacağız ve yolumuza eğer şimdiye kadar koşuyorsak, şimdiye kadar koştuğumuzdan daha hızlı koşarak, eğer yürüyorsak koşmaya başlayarak yolumuza devam edeceğiz ve inşallah önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin halk oyuyla seçen ilk devlet başkanı olacak. AK Parti mecliste büyük çoğunluğa sahip olan bir parti haline getireceğiz yeniden ve inşallah belediyelerimizin, özellikle bu bölgedeki belediyelerimizin önemli bir kısmını yeniden kazanacağız. Bu vesileyle önümüzdeki sürenin çok az bir süre kaldı. Bu sürenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, siyaset zor bir iş. Hele hele Türkiye'deki siyaset çok daha zor bir iş. Başka bir ülkede bir yıl içerisindeki bir gündem, diyelim ki İsveç'te, Norveç'te, Fransa'da vesaire bir yıl içerisinde olan gündem Türkiye'de bir haftada inanın eriyor gidiyor. Öyle mi? Sabah kalkıyorsunuz, akşama kadar 10 tane gündem değişiyor. Türkiye ve içinde bulunduğu bölge son derece hassas bir süreçten geçiyor. Onun için sorumlu bir siyaset anlayışıyla hareket eden AK Partililerin nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutmadan şu anda yaşadığımız dünyadaki büyük resmi iyi görmek mecburiyeti vardır. Şöyle bir arkamıza yaslanıp son birkaç yıl içerisinde yaşadığımız olayların
ne kadar büyük olaylar olduğunu tek tek konuşabiliriz. Örneğin bu coğrafyayı yakın bir şekilde etkilendiren şu çukur eylemlerinin hafızalarımızda hala canlı olduğunu biliyoruz. 17-25 Aralık ve 17-25 Aralık ihale sürecini başlatan 7 Şubat 2013 hareketinin yani MİT krizinin de ne kadar önemli olduğunu hafızalarımızda tutuyoruz. Arkasından Türkiye'deki çeşitli ekonomik operasyonları, Türkiye'ye karşı DAEŞ, PKK ve diğer terör örgütleri vasıtasıyla başlatılan saldırı sürecini, bütün bunlar yetmiyormuş gibi 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ne kadar önemli büyük hadiseler olduğunu hep beraber biliyoruz. Bunlara ilave olarak Avrupa'daki seçimler dolayısıyla yaşanan Avrupa'daki ile aramızdaki yüksek gelin, uçak krizi dolayısıyla Rusya ile yaşanan yüksek gelin ise son birkaç yıl içerisinde yaşadığımız büyük olaylardan sadece birkaç tanesidir. Dolayısıyla tek tek olayları anlamaya çalışmaktansa büyük resmi görüp ona göre hareket etmek mecburiyetimiz var. Sevgili kardeşlerim, büyük resim bu olayların toplamından daha büyük bir resimdir. Bu coğrafyada bir asır evvel oynanan oyun bir asır sonra yeniden gündeme getirilmeye çalışılıyor. Hani çocuklar yapboz oyunu oynarlar ya, her parçada başka bir resim parçası var. Ama resim o parçaların hepsini yan yana getirdiğiniz, bütünleştirdiğiniz zaman bir resim haline geliyor. Bu coğrafyadaki resim de bütün bu parçaları birleştirerek görmemiz gereken bir resimdir. Bu resim emperyal oyunun yeni bir sahnesi, yeni bir adımıdır. Bu bölge insanlarının, halklarının daha fazla parçalanması, daha fazla güçlenmesi, güçsüz hale getirilmesi, daha fazla iradesiz hale getirilmesidir. Bu coğrafyadaki ülkelerin kendi iç çatışmalarıyla ayakta duramaz hale getirilmesidir. Bu ülkelerin, bu coğrafyadaki ülkelerin birbirleriyle düşmanlıklarıyla dışarıya bakamaz hale getirilmeleridir. İşte tam da Türkiye'nin insanları olarak Anadolu toprakları üzerinden ayak basan bizlere burada büyük sorumluluk düşüyor. Bizim vazifemiz bu bölgeyi bölüp parçalamak, dağıtmak isteyenlere inan, bu coğrafyayı daha fazla bütünleştirmek, daha fazla güçlendirmek, halklar arasındaki birliği ve beraberliği daha fazla kuvvetlendirmektir. AK Parti'nin ve Türkiye'nin üzerine onun için büyük sorumluluklar düşüyor. Onun için cümle alem Türkiye'nin üstüne yükleniyor. Onun için cümle alem Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin üzerine yükleniyor. Onun için güçlü olacağız, kararlı olacağız, ne yaptığımızın farkında olacağız ve bu milleti, hatta bu coğrafyadaki büyük bütün milletlerin ortak şuurunu temsil eden bir kitle olarak siyasi sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. İşte 2019 tam da böyle bir atmosferde fevkalade önemli bir seçimdir. Değerli kardeşlerim, birkaç gündür birisi bir kuyuya taş attı. Bekle Rusya, füzelerimizi görürsün falan. Onlar başka cevap verdi. Bunlar sadece işin görünür kısmı. Aslında çatışma ve gerilim, bunun arkasında çok daha fazla bir gerilim var. Olan nedir? Çok kısaca anlatmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı bitti, bir asır evvel. Fiilen bitmiş olmakla birlikte, siyaseten bitmiş olmakla birlikte gerçekte bitmediği için, yani güçler arasında savaş, kavga devam ettiği için İkinci Dünya Savaşı oldu. Başka bir konu sefer bunları uzun uzun konuşuruz. İkinci Dünya Savaşı bitti, 1945 yıl Soğuk Savaş devam etti. Birçok filmlerden Soğuk Savaş'ın nasıl devam ettiğini biliyorsunuz. Türkiye dediğimiz bu aziz topraklarda Soğuk Savaş'tan çok nasibini aldı. 5000 kişi Soğuk Savaş döneminde sağ ve sol çalışmasında gencecik çocuklar, bu milletin evlatları toprağa girdi. Sokaklar bölündü. Üniversitelerin amfileri bölündü. Üniversitelerin katları paylaşıldı. Aileler bölündü. İnsanların hayatları kapkara hale getirildi. 80 öncesindeki Türkiye'yi hatırlayın. Soğuk Savaş'ın Türkiye üzerinde verilen savaşıydı bu. Tam 90'lardan sonra yeni bir dünya düzeni başlayacak derken
Şimdi yeniden savaşlar, çatışmalar dönemine girildi. Ve şu anda maalesef neo-emperyalizm ya da emperyalizmin yeni türü yeni savaşlarıyla karşımıza çıkıyor. Dün savaşlar cephelerde son derece kanlı ama hiç olmazsa savaş ahlakı içerisinde yapılıyor. Şimdiki savaşlarsa gazetelerde görüyorsunuz, televizyonlarda dinliyorsunuz. Ne diyorlar? Vekalet savaşları. Hani avukat, vekil birisini avukat, bir insan davada birisini vekil tutar ya avukatı. Vekalet savaşı. Yani ne demek? Ben ateşe elimi sokmayacağım, piyonlarımı kullanarak o ateşin içerisine maşayla gireceğim, o maşalar vasıtasıyla kendi menfaatimi artıracağım. DEAŞ kimdir? DEAŞ dediğimiz dünyanın dört bir tarafından bir araya getirilmiş çok sayıda insanı kim bir araya getirdi? Bunların eline bu silahları kim verdi? PYD, PKK dediğiniz unsurlar, bu insanların eline bu savaşları kim verdi? Silahları kim verdi? Adamların, insanların yemeye su, ekmekleri, içmeye suları yok. Boko Haram denilen bir örgüt Afrika'da. İnsanların elinde suları yok, ekmekleri yok, yiyecekleri. Ellerinde on binlerce dolarlık bu silahları kim verdi? Onları maşrum olarak tutanlar verdi. Bu coğrafyayı bölüp parçalamak, etnik kökenlerine, mezheplerine, meşreplerine göre ayırmak isteyenler verdi. İşte vekalet savaşları dediğimiz bu oyunu bozacak. Bu bölgedeki yegane ülke Türkiye olduğu için cümle alem Türkiye'nin üstüne yükleniyor. Türkiye'den bir şekilde hesap sormaktadır. Şimdi vekalet savaşları dönemi de bitiyor. Ticaret savaşlarına başlatıyorlar. Ticaret savaşları ne? Hani dünya bir serbest piyasaydı? Hani siz 1990'lardan beri bunu söylüyordunuz? Hani serbest piyasa ekonomisi? İşte görüyorsunuz Türkiye'de de birkaç gündür döviz üzerinde birileri oyun oynuyor, operasyon yapıyor. Hani piyasalara müdahale etmek serbest piyasa anlayışına aykırıydı? Ne kadar müdahale ederseniz edin, 17-25'te yapamadığınızı, 15 Temmuz'da yapamadıklarınızı döviz operasyonlarıyla, bir takım ekonomik operasyonlarla yapamayacaksınız. Bu millet size müsaade etmiyor. Amerika Çin'e karşı gümrük duvarlarını artırıyor. Çin de Amerika'ya karşı artırıyor. Hani dünya küresel bir marketti, küresel bir piyasaydı, hepsi hikaye. Şimdi vekalet savaşlarından sonra ticaret savaşları başlıyor. Şimdi de bölgesel savaşlar başlatacaklar. Niyetleri bu. Ha, bir tanesi de bu bölgeden bir ülkenin yeni parlatılmaya çalışılan bir siyasi figürlerinden birisi de geçtiğimiz hafta bir demeç verdi. Dedi ki önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde felanca ülkeyle topyekun bir savaşa girmeye hazırlanıyoruz dedi. Bunu diyen de Müslüman, ilan ettiği ülkede Müslüman bir ülke. Bölgesel savaşları artıracaklar. Bunların hepsini bozacağız. Bunların hepsini engelleyeceğiz inşallah. Bendeniz AK Parti'nin ve Türkiye'nin güçlü olmasının gerektirdiği 3-4 tane alanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi, Türkiye güçlü olmak zorunda. Bunun için ekonomisini güçlendirmek mecburiyetindedir. Başkalarına muhtaç olmadan, kendi ayakları üstünde durabilen, kendi mallarını, hizmetlerini üretebilen ve bunları uluslararası piyasalarda değerlendirebilen bir Türkiye olmamız lazım. Türkçenin güzel bir lafı var. Elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz. Başkasının kapısında durarak, İMF'den ya da başka yerlerden 3-5 kuruş direnerek Türkiye ekonomisinin ayakta durması mümkün değil. Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğü ve kararlılığıyla Türkiye IMF ile ilişkisini bir şekilde koparmış, artık IMF'nin direktiflerini alan bir ülke olma durumunda tamamıyla kendisini kurtarmış. Kızdıkları noktalardan birisi de bu. Hafıza-i Beşer isyan ile malumdur. IMF'nin Türkiye'deki siyasetçileri, memurları demiyorum, siyasetçileri ne kadar köşeye sıkıştırdığını hatırlıyoruz. İMF memuru Kotarelli, hatta millet anlamı
anlatmıştı onu. Kotorelli'nin ismini de ezberlemişti. Kahvelerde bile söylüyordu. Geldiği zaman bizim maliye bakanlarımız, hatta başbakanlarımız önünde düğme iliklerdi. Çünkü Türkiye'nin IMF'nin 3 kuruşuna, 3 kör kuruşuna ihtiyacı vardı. Allah çok şükür artık ihtiyacımız yok. İlerliyoruz, güçleniyoruz, daha da güçlenmemiz lazım. Bakın, Türkiye bugün savunma sanayinde güçlü bir ülke haline geliyor. Ama tam köprünün üstündeyiz. Tam köprünün karşı tarafa geçmedik. Bunun için 2019 seçimlerinde çok güçlü bir şekilde iktidar sağlayacağız. Türkiye ekonomisini daha güçlendireceğiz. Türkiye'yi her alanda çok daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye 7.4 büyüyerek OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Bu büyümeyi sürdüreceğiz. Bu büyümeden birileri korkuyor mu? Korkuyor. Bundan dolayı Türkiye'ye karşı hasetlik, fesatlık olur mu? Olur. Ne yapalım? Biz yolumuzda yürüyeceğiz. Başkaları sağdan soldan çelme takmaya çalışırsa, çelme takmaya çalışan ayakları kıracağız, kolları kıracağız yolumuza devam edelim. Ekonomik olarak Türkiye güçlü olmak zorundadır. İstikrarlı bir ekonomiyi büyütmek zorundadır. Bunları birinci başlık olarak ifade ediyorum. Türkiye bu anlamda sadece bir örnek vereyim. Hatırlıyorum, insansız hava araçlarının alınması için Dostum'da büyük bir ülkenin kapısına gidildi. Birkaç sene oradan o insansız hava araçlarını almak için gayret sarf edildi. Kapı kilit. Hani derler ya, kapı duvar. Adamlar Türkiye'ye satmadılar. Terör örgütlerine İbadullah Siyah silah dağıtanlar Türkiye'ye kendi parasıyla İHA vermedi. Kötü, ne derler, kötü komşu insana ev sahibi yapar. Sen misin vermeyen? Türkiye şimdi kendi İHA'larını yapıyor Allah'a çok şükür. Ve terörle mücadelede de bu konuda ciddi bir başarı kazanıyor. Ekonominin her alanında güçleneceğiz. Tarımdan turizme kadar, enerjiden yatırımlarımızın diğer bölümlerine kadar her alanda güçleniyoruz. Bu kadar Türkiye'nin üstüne gittiler. Kendi alanımla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu kadar üstüne gittiler. Almanya'da hükümet yetkilileri sakın ha Türkiye'ye gitmeyin, güvenli değildir dedi. İki akşam evvel televizyon izliyorum. Hollanda'dan bir uyarı gelmiş. Türkiye'ye sakın gitmeyin. Gittiğinizde bilgisayarlarınızı da boş götürün. İçindeki bilgileri çalarlar demiş. Senin kirli bilgilerine ihtiyacımız yok. Burada kimsenin bilgisi falan çalınmaz. Bütün bunları söylediler. Ne oldu? Türkiye geçen sene 32 milyon turistin misafir olarak geldiği bir ülke oldu. İnşallah bu senede 38 milyon yabancı turist gelecek, Türkiye'yi ziyaret edecek, Türkiye'nin misafirperverliğinden, güzelliklerinden istifade edecek. Büyük bir ekonomik güç halinde gelmek ve daha da güçlü olmak durumundayız. Dünyanın 17. ülkesiyiz ekonomik büyüklük bakımından. İnşallah 10. ülkesi olmayı en kısa zamanda yapacağız. Ha bunu bildikleri için sevgili kardeşlerim, terör bu ülkenin başına 1985'ten beri niye bela etti? Biz bunun hesaplarını yaptık. Türkiye bu geçtiğimiz dönemde teröre harcamış olduğu kaynakları, teröre harcamış oldukları insan gücünü, teröre harcamış olduğumuz bütün bu birikimleri ekonomik kalkınmaya harcasaydı, sizi temin ederim ki bugün Türkiye'de kişi başına düşen gelir 25 bin dolar seviyesindeydi. Hani hızlı trenler diyoruz ya, hızlı trenleri 20 yıl evvel yapardı. Türkiye gelişmesin, bu halk mesut, müreffeh ve zengin bir hayat sürmesin diye terör örgütlerini bunun için de başımıza bela ettiler. Bunların hepsini bir tarafa bırakacağız ve inşallah hep beraber ekonomik güç haline alacağız. İkincisi, Türkiye'nin dış politikada büyük bir güç haline gelmesidir. Zaman zaman Türkiye dış politikadaki gücünü ortaya koydukça, imkan ve kabiliyetlerini artırdıkça birileri diyor ki Türkiye'nin ekseni kayıyor. Türkiye'nin ekseni, hatta bazen Türkiye'nin ekseni kayıyor diye içeriden de birileri eleştiriyor. Türkiye'nin ekseni falan kaymıyor. Sizin şaftınız kaymış. Siz Türkiye'ye nasıl bakacağınızı bilmiyorsunuz, Türkiye'yi nasıl anlayacağınızı bilmiyorsunuz. Türkiye, İran'la, Rusya'yla, Çin'le belli ticari, siyasi adımlar atıyor. Örneğin bölgedeki sorunların çözülmesi için Astana sürecini başlatıyor.
Örneğin İdlib'de çatışmasızlık alanları oluşturulması için gayret ediyor. Örneğin bir takım İpek Yolu projeleriyle Türkiye'nin ekonomik kabiliyetlerini artırmaya çalışıyor. Birileri kalktığı yerden diyor ki Türkiye eksen kaynıyor. Ya da Türkiye tam tersi olsa Avrupa ile Amerika ile bir şekilde bazı konularda ortak çalışmaya başlasa bu sefer yine mi Türkiye eksen kaydırıyor diyeceğiz. Beyler, Türkiye'nin bir tane ekseni vardı. O da Türkiye'nin kendi eksenidir, milli eksenidir, yerli eksenidir. Şimdi biz bu ekseni tahkim etmeye çalışıyoruz. Ekonomik gücümüzle, dış politikadaki gücümüzle, dış politikadaki kapasitelerimiz ve imkanlarımızla. İkincisi budur. Üçüncüsü, Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye olması için sahip olduğu zenginliklerin farkında olması ve bu zenginlikleri büyük bir güç olarak ortaya koyabilmesi gerekir. Allah'a çok şükür büyük bir mesafe alıyoruz. Yakın siyasi tarihimiz bize bir şey öğretiyor. 200 yıllık tarihten bahsediyorum. Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren, Meşrutiyet Tanzimat dönemlerinden itibaren bir ülkenin, hele bizim gibi ülkenin milli kültürel bağımsızlığı yoksa, yani sahip olduğu değerlerin farkında değil ve bunu bir güç kaynağı olarak kullanamıyorsa ekonomide ve özellikle teknolojide bağımsız olması mümkün değil. Örnek, bu dönemden de örnek verebiliriz. Birçok petrodolarlarıyla zengin olan birçok zengin ülke var. 50 bin dolar, 70 bin dolar seviyelerinde milli geliri olan ülkeler var. Bu ülkeler niçin dünya ekonomisinde adından söz ettiremiyor? Niçin bu ülkeler dünyada marka olan markalarını dünya piyasalarına süremiyor? Çok nedeni var ama bir numaralı sebep kendi milli kültürel bağımsızlıklarına sahip olamamaları. Mardin'den konuşuyoruz. Mardin bizim milli kültürel gücümüzün ne kadar zengin olduğunu gösteren bir şehrimiz. Mardin burada Türklerin, Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin asırlardır bir arada yaşadığı bir topluluk. Mardin burada Süryanilerin, burada 2000 yıldır, 5000 yıllık tarihi olan bölgelerin, şehirlerin olduğu bir büyük kültür havzası, bir büyük medeniyet havzası. Bu medeniyet havzasındaki insanlar geçmişten getirdiği birikiminde ayrılık yok. İnsanlar bir arada aynı gönül coğrafyasında komşu olarak, akraba olarak yaşamış. Az evvel de ifade ettim başka bir konuşmada. Hiç kimsenin etnik kökenine, mezhebine, meşrebine, dinine bakarak karar verilmemiş. Eline, diline ve beline sahip olanlar, yani karşısındakine zarar vermeyenler ve karşısındakini ötekileştirmeyenler hep beraber aynı medeniyetin içerisinde yaşamış. İşte bu zenginliğe sahip olan bir ülkeyiz. Troya'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük medeniyete beşiklik yapmış olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada Mardin şehrimizde Mezopotamya medeniyetinin en temel kentlerinden birisi, dünyanın en büyük kültürel miraslarından birisidir. Sadece mimarisi olarak değil, sadece şehrin yapısı olarak değil, Mardin kültürü bakımından da dünyanın en önemli kültürel miraslarından birisidir. Yine demin ifade ettim. Herkes ağzını açınca ne diyor? Birlikte barış içerisinde yaşamak. Çok güzel bir laf. Bunu Çince'de söylediğin zaman güzel, Fransızca'da söylediğin zaman güzel, Rusça'da, Arapça'da söylediğin zaman güzel. Ama bunu gelin bir de Mardin'de söylendiğine bak. Bu sadece dilde söylenen bir şey değil, asırlarca uygulanmış olan bir husustur. Kimse kimseyi ötekileştirmemiş, kimse kimseye kapısını kapatmamış, kapısını çalana Tanrı misafiri diye baş gözüyle yer vermiş, sofrasını paylaşmış. Herkes ortak şarkılarıyla, türküleriyle, ortak acıları ve ortak sevinçleri paylaşmış. Bir arada Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, diğer unsurlarıyla bir arada yaşamış. Müslümanın ve Süryanisiyle, Keldanisiyle, Ezidisiyle bir arada yaşamış. Ve bunu sadece bir laboratuvar olarak değil, asırlar süren bir birlikte yaşama mücadelesi olarak, örneği olarak ortaya koymuş. Mardinliler, bütün dünyada çok büyük laflarla konuşan siyasetçilerin gelip sizden Mardin'den öğreneceği en önemli husus sizin insanlığa birikim olarak sunduğunuz
atalarımızın birikim olarak sunduğu birlikte barış içinde yaşamak kültürüdür. Bizim kitabımızda aynı gayri yok. Hazreti Ali Efendimiz Kerimullahu Veçhe Malik bin Eşler, Malik bin Eşler'i vali olarak atıyor. Atarken nasihat ediyor. Diyor ki, ey Malik, şimdi gideceksin, göreceksin, yönettiğin insanlara bakacaksın. Bil ki insanlar iki sınıftır diyor. Ne beklerseniz iki sınıftır deyince, kadınlar erkekler değil mi? Zenginler, fakirler. Efendim şu soydan olanlar, bu soydan olanlar, şu ırktan olanlar, bu ırktan olanlar. Yok. Hazreti Ali diyor ki, insanlar iki sınıftır. Ya yaratılışta eşindir, ya dinde kardeşindir. Sevgili kardeşlerim, emperyalistlerin bundan öğreneceği çok şey var. Bu bölge insanlarını, ey Kürtler, ey Türkler, ey Araplar, ey felancacılar, ey filancacılar diye bölerek, onların bölünmelerinin üzerinden bir takım menfaatler değiştireceğini zannedenler, bizim medeniyetimizin bu köklü nasihatına kulak versinler. İnsanlar bizim için ya yaratılışta eştir, yani Hazreti insandır, ya da dinde kardeşinizdir, yani Müslüman kardeşinizdir. Müslümana kardeş, hangi mezheptensin, meşreptensin, hangi camiye devam edersin, hangi ekoldensin diye sormayız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bizim kardeşimiz. Komşumuza, halka zarar vermeyene, halkın aleyhine çalışmayanlara sen hangi ırktansın, hangi soydansın, soptansın, hangi dindensin, hangi meşreptensin diye sormayız. Ona da Hazreti İnsan gözüyle bakarız. Asırlardır olduğu gibi. Emperyalizmin bundan öğreneceği çok şey var. Çok şey var. Bu kültürel birikimimiz inanın ki Türkiye'nin en büyük gücüdür. Başka hiçbir ülkede olmayan gücüdür. Bu kadar net söylüyorum. Bir arada barış içinde yaşama tecrübesi ve insanları bir arada tutma becerisi. Son olarak şunu söylüyorum. Türkiye'nin en büyük gücü millet varlığımızdır. Ne demek? 81 milyon, hani tek millet diyoruz ya, 81 milyon olarak her birimiz büyük bir millet varlığının bir parçasıyız. Çünkü biz inanıyoruz ki biz Adem'in soyundan, İbrahim'in milletinden ve Muhammed'in ümmetindeniz. Müsaade ederseniz birkaç tane örnek vereyim. Halen bu büyük parantez yaşıyor. Çok canlı. Türkiye dostları, bu aziz milletin sevdaları, Türkiye'nin daha ileriye gitmesini isteyenler, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin karşılaştığı bu tehlike karşısında ağlayanlar, sızlayanlar. Birkaç tane örnek vereceğim. 15 Temmuz'dan sonra buraya bir Arap dünyasından parlamenter heyeti gelmiş. Ben deniz o zaman başbakan yardımcısıydım. Başbakanlığı ağırladık. Bilgilendirdik. Bahreyn milletvekili olan bir kardeşimiz şunu anlattı. Dedi ki, televizyonları açtık, baktık ki Türkiye'de darbe oluyor. Bütün millet sokaklara çıktı dedi. Bütün millet camilere gitti. Sabaha kadar camilerde insanlar dua ederek, gözyaşları içerisinde teheccüd namazı kılarak, Ya Rabbi, Türkiye'yi, aziz kardeşlerimizi koru, onların ayağına taş değmesin diye dua etti. Ne zaman ki sabah namazlarını kıldık, camiyiz böyle cumada ve bayramda bu kadar kalabalık olurduk dedi. Aynen bayram namazı gibi, cuma namazı gibi, mahalle mescitleri bile. Ne zaman ki Boğaz Köprüsü'nün üstünde askerlerin teslim olduğunu gördük, herkes dualar içerisinde neşeyle evine gitti. Türkiye'nin millet varlığı çok geniştir. Geçtiğimiz aylarda Sudan'a gittim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ay evvel ben de orada Kültür Bakanları toplantısına katılmıştım. Sudan'da bizi karşılayan bir ailenin torunları vardı. 5-6 kişi. Bu zat Sultan Ali Dinar. Darfur diye bir yeri duymuşsunuzdur. Sudan'ın güneyinde. Darfur'un son sultanı Ali Dinar.
bundan bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti bir türlü tasfiye edilirken, yani Birinci Cihan Savaşı sırasında, Birinci Dünya Harbi sırasında Osmanlı cihad ilan ediyor. Bizim Darfur'daki Sultan Ali Dinar, kabileleri silahlandırarak İngiliz emperyalistlerine karşı mücadele ediyor ve orada bu cihada uymam gerekir diyerek mücadele edip orada şehit düşüyor. Şimdi biz Ali Dinar'ın sarayını orada bulduk, onu onardık ve inşallah bu yıl içerisinde Ali Dinar'ın sarayı Sudan'da ziyarete açılacak ve böylece vefa borcumuzu bir şekilde ödeyeceğiz. Yine Sudan'dan çok güzel bir anekdot. Sudan Hartum'da başkentinde bir türbe var. Türbenin içerisinde de Musa Paşa diye o dönemin paşalarından, Osmanlı paşalarından birisinin kabri var. Şimdi orayı da inşallah onarıyoruz, çok daha güzel hale getireceğiz. İngilizler bir heyet gönderiyorlar. Sanki bu heyet İstanbul'dan gelmiş gibi. Osmanlıca yazılmış bir ferman. Bu fermanda diyorlar ki savaşı kaybettiniz, sultanın emridir, teslim ol. Osmanlıca yazılmış buyurun. Musa Paşa mührü alıyor, kokluyor ve diyor ki bu ferman İstanbul kokluyor. Bu ferman İstanbul'dan gelmiş olamaz. Musa Paşa sonuna kadar orada savaşıp şehit düşüyor. Bizim kültür varlığımız, bizim millet varlığımız da oralara kadar gidiyor. Macaristan'da, Budapeşte'de Osmanlı sarayın bedenlerinde, kalenin bedenlerinde yatan Abdurrahman Paşa ve arkadaşlarının şehadet şehit olmuş insanların kabirleri orada bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Cezayir'e gittik. Onu da söyleyeyim, kapatayım mevzuyu. Cezayir'de kasaba diye bir yer var. Kasba, konuşa konuşa kasaba olmuş. Bizim bildiğimiz kasaba. Fransızlara karşı mücadelenin merkezi, başkentin önemli bir kenti. Bizim bu Mardin'in dar sokakları gibi, efendim işte diğer Orta Doğu'daki dar sokaklar gibi daracık sokaklardan oluşan bir yer. Biz, bendeniz, Eşref Bakı Baba ve Bülent Tüfekçi Bakanımız beraber bir şöyle bir saat, bir buçuk saatlik boş bir vaktimiz vardı. Gidelim gezelim dedi. Dediler hemen etrafımızda 8-10 tane polis belirdi. Dediler ki efendim burası çok tehlikeli, yabancılar buraya giremez. Ya biz yabancı değiliz. Burası bizim. Biz dedik gireriz, bir şey olmaz, merak etmeyin. Onlar da biraz kenarda durdular. Gittik orada bir kahvede olduk. Biz Türkiye'den geliyoruz. Türkiye'nin bakanlarıyız dediğimiz zaman o insanların gözlerindeki parıltıyı, bize hemen çay ısmarladılar vesaire. Aşağıya doğru gittik. Orada ayakkabı sayacısı, bakır ustası insanlarla konuştuğumuzda biz Türkiye'den geliyoruz, Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarıyız dediğimiz zaman yaşadıkları sevinci sizlerle paylaşmak isterim. Bizim millet varlığımız bu kadar geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. İşte bu millet varlığımızın tamamını harekete geçirip onlara karşı sorumluluğumuzda Türkiye'nin büyük bir gücü olarak kullanacağız. Daha iyi kullanacağız. Daha ciddi bir şekilde bu kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla Türkiye'nin gözünün içine bakan bu yüz milyonlarca dostumuzu, kardeşimizi en değerli unsurlarımız olarak kabul edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu dört önemli unsur büyük resmi iyi görmüş olan Türkiye'nin gerçekten tabiri caizse reçetesidir. Güçlü bir iktisadi yapıya sahip olmak, dış politikada kendi eksenimizi takip etmek, kültürel zenginliklerimizi geliştirmek ve dünya ölçeğinde millet varlığımızı daha da güçlendirerek onların gücünden güç almak. Bunu yapabileceğimizi gösterdiğimiz için birileri de ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Hani diyoruz ya, dünya düşman olsa da Allah bizden yanar. Hiç korkumuz yok, hiç endişemiz yok, hiç korkumuz yok. Ancak bütün bunları yapabilmek için önümüzdeki seçimlerden çok daha güçlü çıkmamız lazım. Bir kere AK Parti Mardin Teşkilatı, güçlü ve büyük bir Türkiye'nin kurulması idealine inanmış, gerçekten fedakar, samimi, gayretli dava insanları olarak kadınlarımızla, erkeklerimizle, gençlerimizle hep beraber bu mücadeleyi en güçlü şekilde vermemiz lazım. Şimdi bundan sonrasını da siz söyleyeceksiniz. Az bir vakit kaldı. Önümüzdeki seçimlerde 3 tane önemli seçim. İnşallah çok güçlü bir şekilde sonuç alacaksınız. AK Parti'nin Mardin Teşkilatı
Teşkilatı önümüzdeki seçimde çok güçlü bir şekilde çalışarak, kapı kapı, ev ev, sokak sokak, köy köy dolaşarak bu büyük davayı milletimizle paylaşmak ve onların daha fazla desteğini, gücünü alarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı, ilk cumhurbaşkanlığı sistemi başkanı yapmaya hazır mı? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Kadınların sesi daha çok çıkıyor. Peki Mardin gibi bir yerde belediye başkanlığı seçimini almaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Milletvekili seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en güçlü şekilde AK Parti'nin AK kadrolarını göndermeye hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin. Yolumuzu açık eylesin. Sözümüzü kuvvetli eylesin. Kadınlarımızı sağlam eylesin. Ufkumuzu geniş eylesin. Dostlarımız sadık. Allah yardımcımız olsun.